Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Sky Adventures'ın 11. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki bölüm biliyorsunuz şu enerji için reaktörümüzü yapmıştık. Artık enerjimiz var, sistemimiz hazır. Ondan önce de şurada bir clay'den üretme sistemi yapmıştık arkadaşlar. Dust'ları buraya koyuyoruz, clay geliyor. Lakin ki yine en fazla EMC buradaki elemeyle. Gravel'ları elediğim zaman şu çıkan madenleri işliyorum, bunun içine atıyorum. Öyle geliyor ve Diamond ve Emerald'la da çılgın bir EMC depolaması yapabiliyorum. Lakin bunları tek tek al, blok yap, smelter'ye at, çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden bugün ne yapacağız? Bu sistemi otomatikleştireceğiz. Elemeyi değil ama şu madenlerin işlenmesi aşamasını artık otomatikleştirebiliriz. Bunun için ben bir tane crafter yaptım. Daha doğrusu açıkçası ben bu bölüme başlamıştım arkadaşlar. Lakin bir ufak bir sıkıntı oldu. Şimdi baştan yapıyorum tekrar. Şimdi enerjiyi taşıyacağız. Burada bir tane kübümüz var. Hadi bir tane de burada kübümüz olsun. Bu linklenmiş durumda. Ve out versin bu. Tamamdır. Şimdi şuraya bir enerji kablosu çekeyim. Conduit. Conduit. Conduitlerden hangilerini yapmışız? Enerji conduit. Ya bu az aslında. Bu bize yetmez. Bize biraz daha güçlüsü lazım. Bunun en güçlüsü hangisiydi? Ender Energy Conduit'ti. Vibrant Alloy ile yapılıyor. Bunu yapalım bence. Şimdi öncelikle biraz Vibrant alalım. 1, 2, 3. Sonra Conduit Binder alalım. Şöyle biraz alayım. Şimdi bir tane yaptığım zaman bunun EMC'si vardır. Aynen. Şöyle bir tanıtalım. Şunu at. Sonra biraz Item Conduit alalım. Şöyle biraz alalım. Şu enerji konduitten de alalım ya. Ender. Şöyle biraz daha yanımızda olsun. Daha sonra bunları ayarlarız. Şimdi buradan çıkanları otomatik olarak bloklayalım. Şimdi şuradan elektriği versek. Şu şekil gelsin. Sonra buradan crafter'ın içine malzemeleri basalım. Söyleyemedim. Şimdi şuradan extract, always active. Şuradan da insert etsin. Always active. Şimdi burada resipileri oluşturalım. Öncelikle gold. Extract yapacak. Tamam. Otomatik olarak buraya gelecek. Daha sonra led varmış. Şöyle bir led'i de yapalım. Aynen. Sonra copper. Şöyle bir copper'ı da yapalım. Lakin bunları bir dışarı atmamız lazım. Bunun için bir sandık daha alalım. Şöyle bir sandık alalım. Bir de ben bunun speed upgrade'lerini yapmıştım. Şundan 5 tane birine, 5 tane de bir yere alalım. Bu otomatik olarak ore chunk'a dönüştürdüklerini kullanalım. Şimdi bunu nasıl çıkartsak? Bunu şuraya çıkartalım. Şu arkadaşa gerek yok. Şuradan extract yapsın. Buradan da insert desin. Tamam, gelmeye başladı. Şuradan şunu bir hızlandır. Buradan da bunu bir hızlandır. Tamam, copper'ı yaptık. Şimdi copper'lar gidiyor. Geldiği gibi. Başka? Ben şöyle bir alayım bari bunları da. Alüminyum, tin, nikel. Şimdi alüminyum. Tamamdır. Başka ne gelmiş? Şu platinyumlar gelmiş. Bunları da bir yapalım. Başka? Şu tinleri bir proses edelim. Nikeller var. Nikelleri yapalım. Tamamdır. Başka ne kaldı? Iron kaldı. Iron'ı görmedim hiç. Şöyle.
Hadi Iron için. Bu yetmeyecek herhalde. Ha? Şunu da bir al. Hatta işlemi hızlandırmak için şunu bir alayım. Şuraya bir koyalım. Bakayım hangi materyaller sıkıntılı. Silver kaldı. Silver'ı yapamıyorum. Neden? Çünkü crafter'ımın yeri yetmiyor. Tamam, buna da bir çare bulacağım. Şimdi platinyum çok çıkmıyor. Bu platinyum yerine biz silver'ı koysak şimdilik. Şunları da bir temizle. Tamam, bu materyalleri buraya alabildik. Sıkıntı yok. Daha sonra bunları Segmil'den geçirelim. Şimdi platinyum için nasıl bir şey yapsak? Filtre yapsak. Üst tarafa da versek. Onu da buradan çıkarsak olur. Tamam. Bir tane daha crafter alacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi crafter. Şöyle bir tane daha alalım. Şimdi bizim item filter yapmamız lazım. Şimdi item filter. Bunun için yanılmıyorsam şu bizim işimizi görür. Bir tane Huni, dört tane kağıt. Neydi Huni? Hopper. Şöyle iki tane alayım. İki de kağıt alalım. Şöyle. Şimdi. Birine blacklist, birine şey yaparsak bu işi çözer miyiz? Şimdi alüminyum, led, iron, platinyum. Şu platinyumu bir alalım. Şuradan bir gold'u da alalım. Şimdi bu crafter'a da yalnız elektrik vermemiz lazım. Şunu koy. Şuradan bunun elektriğini de ver. De ki buraya insert ama filter upgrade whitelist. Whitelist'te sadece platinum. Tamamdır. Burada da blacklist yapalım. Blacklist'te sadece platinum. Başka materyal yok herhalde. Şöyle bir atarsak. Buraya gelen yok. Silver, platinum buraya geldi. Buraya blacklist yapmıştık. Olmadı mı? Bu ne? Tamam, platinum işte. Blacklist platinum. Çalışmıyor mu ya? Koyduk. Gitti. Yukarı mı gitti? Yok. Yine aşağı gitti. Allah Allah. Neyse, ona bir çare üreteceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ama bunun yukarı gelmesi lazım. Çok acayip. Bir yerde hata yapıyorum herhalde. Bana bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi buradan da extract. Şunun üstüne de insert. Şöyle. Bu always active. Basic item filter. Whitelist. Tamam. Burada da insert'te blacklist. Acayip. Hadi hayırlısı. Neyse. Şimdi segmiller lazım bize. Segmil yapmak için ne lazımmış bir bakalım. Şimdi artık şunun normalini yapalım ki upgrade'leyebilelim. Industrial Machine Chassis. Alloy Smelter'da Simple Machine Chassis Industrial Die Blend. Bu neymiş ki? Organic Green. Nether Quartz. Lapis Lazuli. Organic Black Die. Abo. Biz bunu nasıl yapacağız?
Kömürle. O buradan baya baya uğraşacağız. Peki başka bir şey kullanabilir miyiz? Pulverizer kullanabilir miyiz mesela? Bir test edelim. Gold. Or. Uses. Şunun kullanımları. Şurada crusher kullanabiliyoruz. Normal yaptığımızda tek geçiyor. Furnace. Bunun da bir crusher'ı var. Tam iki tane yapıyor. Extra utilities'in crusher'ıymış. Smelting de zaten. SAG mill, alloy smelter, macerator, crusher, furnace. Magma Crucible. Bu ne? Induction Smelter. Tektonik. Bu neymiş ya? Tektonik Indicator. Ha, Pulverizer. Tamam, Pulverizer da işimizi görüyor. Bir de onu deneyelim. Yapabilecek miyiz? Yalnız tarifleri değiştirmişler ha. Aa, yapıyoruz çoğunu. Güzel. Çoğunu Pulverizer'dan geçireceğiz. Şimdi bunun için ne lazım bize öncelikle? Machine frame. Tin Şimdi bize biraz tin. Şöyle 4 tane. Bir tane iron. Yanılmıyorsam copper gear de yapmamız lazım. Şöyle biraz da copper alsak. Yine mi iron lazım ortaya? Biz yanımıza böyle bir stack bir iron alalım. Ah, bunun için gerek yokmuş. Tamam. Tingir için gerek var. Bunların zaten EMC'si var. Tamamdır. Şimdi şunu bir alalım. Başka ne lazım? Piston kolay. Şu arkadaş lazım bize. Cam lazım. Ve demir lazım. Şöyle yine bir stack alalım. Şu machine frame'i de bir yapalım. Bunu da tanıtalım. Bu da bizim çok işimize yarar. Ondan sonra flint lazım. Şöyle biraz flint al. Piston lazım. Bir tane piston gördüm. Bir de şu arkadaş şu elektrik iletimi için kullandığımız redstone şöyle bir al. Yanılmıyorsam reception coil aynen. Tamam, pulverizer'ı da yaptık. Bunları upgrade diye biliyorduk, değil mi? Nasıl yapıyorduk? Thermal Foundation'ın upgrade'leri vardı. Bir şey kitti bunlar. Aynen şu. Upgrade kitler var. Tamam, süper. Bunlarla işimizi görürüz. Bunu bir tanıt. Sonra Pulverizer'dan iki tane mi var? Şöyle bir 5 tane alalım. Hızlı bir şekilde işlem yapabilmek için. Lan neredeydi? Heh. Şimdi buradan çıkan materyali hızlı bir şekilde blok var mı yanımda? Cam varmış. Cam kullanalım. Sıkıntı yok. Pulverizer'lardan geçirsin. Şöyle elektriğini de verelim. Güzel. Şimdi kardeşim. Şunların bir ayarlarını yapalım. Şöyle bir kapat. Şöyle bir kapat. Şuradan kapat. 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 Şimdi. Nasıl olacak? Buradan alacak. Bu taraftan atacak. Bakayım. Tamamdır.
Burası turuncu. Mavi. Turuncu. Mavi. Turuncu. Bu tarafın hepsi mavi. Bu tarafın hepsi turuncu. Süper. Şuradan bunları bir bağlayalım. Şöyle. Tabii bizim bir tane wrench'e ihtiyacımız olacak. Ne var? Lazer. Extreme. Ayda. Bu Ender Ion'unki hangisi acaba? Bunlar hep Ender Ion. Yeta. Stone Gear. Electrical Steel. Tamam. Stone Gear'ımız vardı galiba. Sonra 3 tane de Electrical Steel. 1, 2, 3. Acaba bu Stone Gear'ı kabul ediyor mu? Ediyor. Sıkıntı yok. Çünkü şurada connection yaptı bunlar. Bunlara gerek yok. Şimdi buradan extractleyecek. Buradan insertleyecek. Şunları bir ayarlayalım. Hepsi çalışmaya başladı yanılmıyorsam. Süper. Tamam, ben bunları... Aha, buna gitmiyor diyecektim ki. Ona da gitmeye başladı. Şuradan şunu bir alalım. Şuraya koyalım. Bunların içine doluyor. Muhteşem. Buradan da bunları toplayıp bir tane daha sandığın içine yığacağız. Oradan da elektrik şey yapacağız. Fırına vereceğiz. Şimdi bunun için ne lazım bize? Bir tane daha chest lazım. Şöyle kaliteli bir tane chest alalım. Dediğim gibi sistemi bir kere oturttuk mu gayet güzel olacak. Şimdi buradan çıkanlar şöyle gelsinler. Burası extract. Aynen. Extract. Extract. Burası da insert. Güzel. Materyalleri hızlı bir şekilde buraya gönderiyor. Buradan da fırına vereceğiz arkadaşlar. Fırın içinde ne kullanalım? Redstone furnace kullanalım. Bakalım ne tip furnace'lar var. Şimdi furnace, extra utility. Aynen, Redstone Furnace. Bu da ne işimize yarar? Enerjimizi arttırabiliriz daha sonra. Yani upgrade yapabiliriz. Hızlandırmak için. Redstone Furnace için. Öncelikle bize biraz brick lazım. 3, 4. Şöyle bir al. Bunları brick'e çevirelim. İleride daha hızlı fırınlar ürettiğimizde işimiz kolaylaşır. Şimdi başka gear lazım. Onu gördüm. 1 2 aynen. Başka kardeşim. Bir tane redstone, bir tane reception coil. Tanıtmamış mıyız? Tüh. O zaman 3 tane alalım. Şuradan bir gold alalım. Coil'ımızı yapmak için. Bu coil'i de tanıtalım. Şimdi şunu bir tanıt. Yoksa şunu bir tanıt. Ondan sonra şunu bir al. Redstone furnace. Ne eksik? Machine frame. Bir tane de orta parçadan aldık. Ya bu EMS'in işte bu güzelliği var. Hiç uğraşmıyorsun. Şundan bir tane yap. Tanıtalım. Bir, iki, üç, dört. Toplam 5 tane. Şimdi buradan çıkacak. Şuradan
Tamam, yandan versin, sıkıntı yok. Şuradan bunların da bir elektrik bağlantısını yapalım. Bunları arkadan bağlasaydık elektriği. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi bu taraftaki bağlantıları bir keselim. Biraz sıkışık bir ortama yapmak zorunda kaldık. Şimdi kardeşim, şu taraftan alacaksın. Buradan versen sıkıntı olmaz. O yüzden bu elektrik kablosunu yerini değiştirelim. Dediğim gibi ben bunları bölüm arasında zaten bir upgrade'leyeceğim. Şuradan elektriğini verelim. Doğru mudur? Doğrudur. Kapat. Şuradan. Kapat. Sonra. Kapat. Bu da tamamdır. Burada çıkan materyali fırınlayacak. Tamamdır. Şimdi şöyle. Şuradan bir extract et. Şunlar hep insert. Çalışmaya başladı mı? Başladı. Güzel. Insert. Tabii şimdi bazı materyaller mesela pişmiyor. Mesela şu arkadaş gibi. Bunları dışarı atmanın bir yolunu bulmamız lazım. Zaten fırına gitmiyor herhalde. Burada pişiyorlar. Niye 9 tane ya? Ha, çünkü teke düşürdük, sıkıntı yok. Son olarak da artık bunları buradan toplayıp EMC'ye çevireceğiz. Extract, extract, extract. Sal. Sal. Son olarak bir tane de chest koyalım. Şunları at. Hoppa. Zor oldu ama oldu. Son olarak da şuraya çıkart. Burası da insert. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurada üretim, dediğim gibi şu filtre olayına bir bakacağız. Sağlıyor. Burada elemelerini yapıyor. Baksana, tonlarca malzeme var. Bunları hızlandıracağım. Upgrade'lerini yapacağız. Ondan sonra yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.